Eski damadı kızını gözleri önünde katletti. Üstelik torunu da o anlarda yanlarındaydı. Kaybettiği evladının hasretini torunuyla bastırmaya çalışan anneanne 14 aydır tek bir şey istiyor. O da eski damadının cezasında indirim uygulanmaması. Kıydım ya, lanet olsun. Nasıl kıydım? Nasıl kıydım? Bak Şerif. Esra. 56 saniyede benim çocuğum gitti. Ben zaten bağırtıyı duydum. Ne olduğumuzu anlayamadık. İnanın bir dakika bile değil. 56 saniyede bizim hayatımızı bitirdiler. Babasını görsün diye kızını eski eşine teslim ettiği sırada o hayatının son anlarını yaşadığından, balkonda görüntü alan annesi de kızının ölümüne şahit olduğundan habersizdi. Eski eşinin öldürdüğü Esra Gövem'in annesi adalet istedi. Acımızın hafiflemesi için bu son duruşmayı bekliyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum ve kardeşinin de cezalandırılmasını istiyorum. Muhasebeci Esra Gövem Edremit'te yaşıyordu. 21 yaşında yaptığı evlilikten bir kızı oldu. Ancak evliliği uzun sürmedi. İddiaya göre eşinden gördüğü şiddete dayanamadı ve çift 3 yıl sonra boşandı. Ancak boşandıktan sonra da genç kadın iddiaya göre eski eşinden şiddet görmeye devam etti. Boşandıktan sonra bile yine benim kızımı kaçırdı bu şahıs. 1,5 ay kendi evlerinde tuttular. Öldürmekle tehdit ediyordu. Birini evlenirse ben ne yaparım deyip böyle kendi kendine kuruyormuş. Boşandığı halde gene kıskançlık yapıyormuş yani bu. Boşandığı sırada yani 2016'nın ilk aylarında 21 aylık olan kızlarının velayeti anne Esra Gövem'e verildi. Genç kadın koruma kararı aldırdı. Ama buna rağmen kızının babasından ayrı büyümesine içi el vermedi. Babasının kızını görmesine izin verdi. 29 Mayıs 2016 günü boşandığı eşi yine kızını görmeye geldi ancak bu kez yanında ona eşlik eden üvey erkek kardeşi vardı ve cebinde de bir bıçak vardı. Kızını almaya geldikten dakikalar sonra o bıçak o cepten çıktı. Kızım o gün çocuğu alıp merdivenlerden inerken her zaman evimizin önünde duran şahıs bu sefer az ileride durdu. Annesinin içini bir korku kapladı. Damadı kızını darp edebilir ya da torununu kaçırabilirdi. Elinde delil olsun diye kayda girdi. Hayatının en kötü anlarına tanık olacağından habersizdi. Bak Şerif. Esra. İddiaya göre eski kocası kızını annesinin kucağından aldığı araçtaki kardeşine verdi. Ardından genç kadını bıçakladı, ölümüne sebep oldu. Abi sen ne yapıyorsun deyip abisini tutabilirdi. Kardeşi sessiz kaldı. Ya bunlar zaten planlanmış taşındım. Çünkü orada oturamadım. O merdivenlerden geçemedim. Çünkü kızım hep anne diye bana bağırıyor. Anne kurtar beni. Anne kurtar beni diye yalvarıyor. Esra Gövem boşandığı eşi tarafından öldürüldüğünden bu yana tam 14 ay geçti ve o 14 ay içinde 6 duruşma görüldü. Eski eş tutuklu ve ona yardım ettiği iddia edilen üvey erkek kardeşi ise tutuksuz yargılandı. 7. duruşma 20 Ekim 2017'de görülecek ve bu duruşma artık genç kadının gözü yaşlı annesinin son umudu. Böyle yaptım. Böyle kaşlarını çat böyle yaptı bana. Elleri kelepçeli duruşma bittikten sonra götürülürken. Ne demek istedi efendim? Bence sen görürsün gününü. Sana göstereceğim gününü. Budur yani. Esra Gövem'in kızının velayeti anneannesine verildi. Talihsiz bebek şimdi ona anne diyor. Acılı anne ise acısı biraz olsun hafiflesin diye kızının katilinin en ağır cezayı almasını istiyor. Benim çocuğum toprağın altındaysa o da orada kalacak. Orada kalmasını istiyorum. Onun iyi hali yok.